Hepinize merhabalar arkadaşlar, DK Gaming hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda House Flipper'da Luxury DLC'de, yani bu yeni ek pakette olağanüstü zevkli bir iş adamının işte şehir merkeze taşınmak istiyormuş. Biz de ona yardımcı olacağız. Bu ek pakette ekstra pahalı, ekstra güzel şeyler göreceğiz, eşyalar göreceğiz. Sadece şuradaki şu LED ışıkların mantığını anlayamadım. Şu an dekorasyon olarak yani böyle gözümden düşmüş durumda. 10 üzerinden 2,5 veririm. Oradan 0,5 neden kırdın diye sorarsanız yerdeki halıdan kırdım. Zaten o koltuğun üstüne bir şeyler dökülmüş. Neyse, daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Şimdi oyun bize gösterecek ne nasıl bir şey istiyorsa artık. Program çok dolu ancak iş deneyimle seni ziyaret edeyim istediğim. I like to have full control of the situation. Arkada neden böyle bir müzik var? I only have a few minutes. The helicopter is waiting and its engines are still hot. Motorları helikopterin hala sıcak mı? This place looks unacceptable. You need to clean it thoroughly. For furnishings, take something stylish. Peki o döşünüzdeki kılları özellikle mi biriktirdiniz yoksa tarz olsun diye mi, merak ettim. I need a room for my suits and ties. I want you to turn this area into a spacious wardrobe. I've left specific instructions in our contract. I'll pay you when you deliver your side of the agreement. I know you will fulfill the terms precisely. About neyse, this room, I would like to keep some. Burada bazı şeyleri farklı bırakmak istiyorum. I trust my secret. Sırrımı tutacağına dair sana güveniyorum mu? Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar, yoldakinken geri mi dönsek acaba? Yani umarım bir katille karşı karşıya değilizdir. Yani şimdi böyle söyleyince secret dedi falan. Artık bazı yerlerde merdiveni değişebiliriz. Bunu yapmak için merdiveni eşya satma adıyla hedef al. Bu kadar kolay. Onu değiştireceğim. Ben şu sırrı öğrenebilir miyim? Ha, güzelmiş. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Herkese böyle bir sır gerekiyor yani. Ben adamı katil falan zannediyorum. Gerçekten kendimden utandım şu an. Zenginlere karşı bu kadar ön yargılı olmalı mıyız bilmiyorum. Ben şuradan başlayacağım çöpleri diye. Bu evin ışığı yok mu? Bu kadar param var. Işık alamadın mı? Teşekkür ederim. El feneri, ha. Tamam. Kör oldum ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yatak çok böyle tuhaf değil mi? Yani nasıl yatacaksın ki burada yani? Bu kadar para vermişsin sen bu yatağa. Bence sen boşu boşuna vermişsin bu kadar parayı. Al. Al sana düşman. Evet arkadaşlar, burayı bitirdik ama sanırım bunu satacakmışız. O zaman bunları biz de satarak başlıyoruz. Sanırım her şeyi sattık. Umarım yatak satılma. Ne oluyor dedim ya ben de. Yalnız güzelmiş. Arkası full. Okyanus ya da deniz. Ben burada birazcık böyle bir New York vibe aldım. O yüzden New York havası. Ama gerçekten bu aldığınız ışıklar çöp yani. Çöp. Bu eşyalar çöp bayım. Bunları kullanmayın. Şimdi sizleri harika, zengin ve lüks şeylerle süsleyeceğim evinizi. Şimdi bunun bu zemini istemişsiniz. Bu listede yazıyor. Bakın. Bakın, size bir şey soracağım. Öncekinden ne farkı var acaba bunun diye bir soracağım önce. Ama işte oyun karakteri olduğu için cevabımı alamayacağım. Yoksa beni çok rahatsız edecek. Neyse. Bu da bittiğine göre. Sanırım burada boya yok arkadaşlar. Boya olmadığı için buraya Remaris açık renk yatak, sol kanepemiz var. Neyse, yatak konusuna bence de pişman olmuş. Yani bir kere rahat değil. Yani kalbin üzerinde yatma fikri güzel ama uygulamada iyi değil. Uygulamada iyi olsa neyse. Böyle ortaya karışık bir renk yapabiliyorsam eğer onu yapacağım. Yani çok gıcık oldum ben adama. Böyle bir biznesmen. Bak, güzel oldu gibi. Olur. Olur olur. Olur bu. Bakayım, olur. Priz de var. Şarjı da koyar telefonunu. Aman sonra yok işte öyle oldu yok böyle oldu demesinler. Neyse. Şimdi buradan nereye geliyoruz? Komodinlerimize geliyoruz. Komodinlerimizde şöyle bir altın varim yapsak. Böyle bir şey olsun. Bak şu an bir renk uyumu yakaladık. Tamam mı? Bu yakaladığımız renk uyumunu elimizde tutuyoruz. Bu cepte.
Devam ediyor. Aa, istemeden takım yaptım. İstemeden bir takım yaptım buraya. Resmen ben şoktayım arkadaşlar. Hadi bu da böyle olsun. Haydi bu da böyle olsun. Bunu nereye koyayım ki ben? Her yeri cam ama evin. Yani bir kere zenginlerin çok büyük dertleri var arkadaşlar. Camlar çok büyük burada. Nereye koysun bunları yani? Bu eşyaları nereye koysun bu? Haklı. Benim gibi bir profesyonele ihtiyacı varmış. Buradan buna... Bu şey yatağı herhalde. Aa, antik Yunanlardan kalma Afrodit yatağı sanırım. Evet, bunu da bunun rengini farklı yapıyorum. Böyle köşe yatağı gibi. Bunu ne yapacak bilmiyorum. Burada artık hayali arkadaşım yatacak, oturacak. Saçma bence, gereksiz bir eşya. Ya yani fikir olarak güzel tabii ki, neyse. Şimdi buraya aynamızı yerleştiriyoruz ama soruyorum size. Bu ayna yerleşmiyor. bu ayna nasıl yerleşir? Yerleşti. Benim yap, ben gözükmüyorum aynada. Ben vampir olabilirim. Tamam, neyse, şimdi bir dakika. Buradan. Bunun rengi çok güzel aslında ama ben bunu tercih edeceğim. Bunu da bir tanesini buna koyalım. Ondan sonra kaç tane koyacağız bilmiyorum. Sanırım bir tane koysak yeterli. Çok sade ve şık bizim için önceliğimiz olacak. Bu önceliğimizle büyük bir ciddiyetle bunu da ben şuraya koymak isterim. Zaten iki tane koyacakmışız. Bir tane de buraya koyalım. Böyle bir yeşillik olsun işte. Tamam. Burası bitiyor gibi. Geometrik koyu bir tablo. Burayı renklendirmek gerekiyor. Burayı gerçekten renklendirmek gerekiyor. Bir tane bundan koyacağız tablo. Artık ortaya karışık herhalde istiyor. Yine bir bu renk tonundan devam edelim. Yani böyle kırmızı, işte turuncu. Başka, bu bayağı güzelmiş. Bu böyle kalsın. Buraya koyamıyoruz. Ben bunu nasıl sığdıracağım acaba? Cama mı koyayım? Anlayamadım. Neyse, o zaman sizin yerinizi değiştiriyoruz. Demek ki bunu buraya koyacağız. Bunu buradan alacağız. Bunu, bu da burada kalsın. Düz olmadı yani. Ya tam yamuk olsun ya tam düz olsun. Evet, hepsi olmaz arkadaşlar. Bir tanesini seçeceğiz. Sen buraya gelsen. Burası böyle tuhaflaşmaya başladı. Ama ben bunları nasıl sığdırayım? Of. Cama mı şey yapacağım ben, takacağım? Anlam veremiyorum ben. O zaman arkadaşlar, madem öyle istiyor, ben de böyle tuhaf bir şey yapacağım. Sadece sığdırma amaçlı. Çünkü sığmıyor. O zaman bu güzel bak. Ama buraya hayatta sığmaz. İmkan... Aa, burayaymış zaten. Bu duvaraymış. Hmm, halı çok hoşuma gitti yalnız. Ben bunu duvara asılıyor. İki ders yapalım bence. Bütün odada bu halıyı görelim. Ne dersiniz? Bence böyle bir çılgınlık yapabiliriz. Olmadı. Halı büyük olduğu için daha uzun sürede şey yapıyor bu arada. Elinde tutuyor. Bu halı buraya sığıyor mu? Önce bir bunu soralım. Sığıyor. Yani biraz burası boş oldu ama bence bu oda oldu. Her şeyimiz %100. Şimdi arkadaşlar, bu zengin ek paketinin farkı sanırım, hani zenginler yaşıyor, çok toz yok etrafta falan, bu mu yani? Bu tertemiz sayılır diğer gördüğümüz evlere göre. İşte görüyorsunuz, işte ne yaparsın, hizmetçileri var, siliyorlar, topluyorlar. Bir dakika, başka bir yatak odası daha mı var? Burası bence zaten çok pahalı bir yer. Yani şehir merkezinde böyle bir yerde metroya 10 dakika yürüme mesafesiyle beraber burayı yatak yapalım. Bence dağınıkken daha güzeldi ama neyse. Ne? Hadi ya, bunları yenileyecek miymişiz arkadaşlar? Gelin benimle burayı yenileyeceğiz. Tamam, bunu satmıyoruz. Sadece bunları yeniliyormuşuz. Döşeme yapacağız. Ve ardından ne yapacağız bir de? Lavaboyu değiştireceğiz. Tamam, sana şöyle güzel bir renk vereyim o zaman. Eğer hazırsan renk geliyor. Bayım. Bence bunu birleştirebiliriz. Ne kadar lüksmüş yalnız eşya. Vidaları bile farklı gibi sanki.
Bana mı öyle geliyor acaba? Vidaları parlıyor eşyanın. Hatta bir dakika. Bakayım. Yok. Ben bunu daha önce hiç böyle bir lavabo takmamıştım sanırım. Neyse. Fayans var. Sırada fayansımız var arkadaşlar. Bir tane daha mı lavabo istiyorsun? Anladım. Arkadaşlar. Bu adamın sığdırmakla alakalı bazı problemleri var. Yani ben her şeyi sığdırabilirim gibi bir düşünceye girmiş. Tamam, haklı, işimin uzmanıyım ama neden iki lavabo? Birinde sadece soğuk suyu açıp diğerinde sadece sıcak suyu mu açacaksın diye insanın sorusu geliyor böyle. Ama işte sormuyorum, ben tahmin yürütüyorum. Genelde müşterilerimi böyle sorularla uğraştırmam. Özellikle de zengin ve elit müşterilerimize bu hizmeti vermekteyiz. Bu temizlik ve ev monte falan işlerinde asla ama asla onları sorularımızla rahatsız etmeyiz. Sadece işimizi yapar, paranızı da alır gideriz. Neden böyle davranıyoruz ben de bilmiyorum ama olsun. Ve fayansımız biter. Fayans bitti. Şimdi duvarları yapacağız arkadaşlar. Kaç tane istiyor? 40 tane istiyor. O zaman bir de bu renk olsun. 2 tane bu renk olsun. Ondan sonra 2 tane de bu renk olsun. Ev nasıl olacak ama çok merak ediyorum şey olunca, bitince. Şimdi sıvamaya geçiyoruz. Benimle misiniz arkadaşlar? Sıvıyor muyuz? Sıvıyoruz. Kalan yerleri yapacağız bunları. Çözdüm. Bir yan odası var, bunun arka odası var. Haritada görüyorum şu an. Orada bir tık tuhaflık var gibi ama bakacağız. Bunlar eski ama fark etmiyor herhalde. Çok ayırt edemiyor galiba. Biz devam edelim. Böyle devam aynı şekilde. Evet. Hiç bozmuyoruz. Burası 4 renkli bir banyo oldu. 10, 25 mi? Hmm. Sanırım eski sıvaları da çıkaracağım. Tekrar düşünüyorum. 13, 14. Fayansları döşe gri. Evet. O zaman bunun üstüne de döşüyor demektir. Tamam. Zormuş. Yani ilginçmiş daha doğrusu. Çünkü fayans döşerken benim ustalık bilgilerime göre bu önce alttaki fayansı çıkarmam gerekiyor. Yoksa harç tutmaz. Yanlış mıyım arkadaşlar? İnşaattan azıcık anlıyorum bu oyun sayesinde. Ve inanıyorum ki 24-25. Bak da daha da koymam. Yarısına geldim. Bitirdim. Görev yapıyorum. Ben görev insanıyım şu an. Daha hızlı sıvam yapacağım yoksa. Bir dakika, tabletime ulaşmam lazım. Tamirci. Daha hızlı montaj. Sol elim dolu. Evet. Şimdi sıvaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sıvacınız geldi. Ailenizin sıvacısı olarak ben Duygu. Duvarın böyle olduğuna bakmayın. Ben pek şey yapamadım böyle. Konuşmaları çok gıcık oldum. Tamamen o yüzden. 15. 5 tane daha kaldı. 5 tane daha yaparsak burası da bitiyor. Bir de buranın parası güzel olacak diye düşünüyorum. Geliri de. Yine bir hayalim var. Pembe ev gibi. Ama önce yorumlarda burayı çok istemişsiniz. Çok sormuşsunuz. Zengin iş adamın evini yap demişsiniz. Ben de dedim ki yapmaz mıyım dedim. Oldu gibi ya arkadaşlar. Ne dersiniz? Kendi içinde, kendi karmaşıklığında bir şeyi var, düzeni var. Bu oda biraz ürküttü beni. Bakacağım. Oynat bakalım. Tamam, çorap, bir iki kıyafetmiş. Biz neler gördük? Biz hamam böcekleri gördük. Biz öğrenci evi gördük. Bu gözler neler gördü? Bu oda bitti zaten. Tatlıymış ama. Renkleri çok hoşuma gitti. Ev gerçekten şahane duruyor. Hani gün doğuşunu görebiliyorsunuz ama böyle hani güneş de çok sizi rahatsız etmiyor. Neden? Çünkü karşınızda da 500 katlı bir bina olduğu için asla güneşe direkt olarak çok fazla maruz kalamıyorsunuz. Ve geldik evin asıl kısımlarına. Bu kısımları bitti mi acaba? Bitti mi? Bitmedi. Buranın tuvaleti var. Buraya geleceğim. Önce buraların çöplerini attık. Alt kata bir bakmak istiyorum. Bir asıl uğraşacağımız şey neymiş?
Yerler çok güzel bir mermer değil mi ya? Benim çok hoşuma gitti. Arkadaş, yani ev sanatsal bir şekilde pisletilmiş. Ya da evin dekorasyonu o kadar güzel ki. Yediğim yenilen yemeklere bakar mısınız? Uf. Ben bunları çöp olarak değerlendiremiyorum. Ay çok güzel kanepeler vardı orada. Afiyet olsun, herhalde bir parti vardı. Neyse ki parti sonrası uzmanı olan ben bu olaya bir müdahale ediyorum. Çöpü dökeceğiz. Herhalde bir iki eşya falan yenilemek istiyor. Çöpün bayağı büyük bir kısmını temizledim. Şimdi burada poşetler var. Bunları da aldık. Tabağı da aldık. Bence mis gibi oluyor. Sadece şurada bir şeyler gözüküyor. Poşetler gözükmüyor. Burada varmış bir iki bir şey. Cam kırılmış. Of, ben daha yeni anlıyorum ya. Bunu da mı alacağız? Hayır. Başka çöp neresi var? Burası var. Ve şimdi burayı da hallettik. Bir de. Arkadaşlar, burada büyük bir parti dönmüş. Bakın, gerçekten ev güzelmiş. Ev bayağı güzelmiş. Bir Hollywood vari havası var ama işte şey sayılır, Amerika sayılır. Bunlar çöp mü değil mi anlayamadım, çöpmüş. Burada da sanki çöp var. Çok narin, ince bunlar. Bu çöpler çok narin çöpler. Çok naif çöpler. Sanırım bizim attığımız çöpler gibi çöp atmıyor bu insanlar. Ben hala kiri arıyorum. Kir arıyorum. Acaba böyle mi baksam bulurum? Çöpü bulamıyorum. Poşet var mı? Seni çöpe atacağım, poşete yazık. Başka da çöp yok bak. Bu kırık zannediyorum. Eşyanın kendisi kırık gibi. Çöpün %94'ü bitti. Eşyayı sat. Çift kuğu heykeli gidiyor. Bence de doğru karar. Yani bu böyle bir dekorasyona kuğu ne alaka? Mercan işlemeli vazolarımızı bence hemen şeye koyalım. Bak, görevler. Bayağı bir eşya satacağız arkadaşlar. Bayağı bir. Bence de bu ledleri satmak da bir doğru karar. Bu eve olmamış bunlar. Şu şeyi bir kapatırsam eğer. Aynen, şu led şeritleri satacağız. Gerek yok. Alakasız yani, bütünleşmiyor eşyalar. Dekorasyon böyle olmaz. DK Gaming Home Design olarak. Bunları satması da gıcıkmış yalnız. Silah gibi böyle tutuyorum. O ne ya, tek tek öyle. Hedef alması güç. Kim koyduysa bunları bir daha koymasın lütfen. Mercan işlemeli mazo. Mercan işlemeli mazo. Mercan. Sen mercan işlemeli mazo olmalısın. Evet, bir tane daha mercan işlemeli mazo. Mercan işlemeli mazo var. Üçgen kareler geometrisi fotoğrafı satıldı. Üçgen kareler geometrisi fotoğrafı satıldı. LED'leri satıyor muyuz? Buradakileri satmıyoruz galiba. Bunları satmıyormuşuz. Evet, mutfakta olur. Mutfakta güzel olur. Nilüfer avize. Kesinlikle çok çok demode duruyor gibi sanki. Bir de ahşap masa. Sen ahşap masasın. Kesinlikle bu evle alakasız. Demeter sütun. Aa, sütun olsaymış iyiymiş. Açık renkli sağ kanepe. Sen. Açık renkli sağ. Sen. Eşya hekum küçük sehpa. Sen. Bir de şamdan. Buraya piyano alacağız. Bence bunun rengini açık renk falan yapalım. Bakın şimdi. Işık gibi ışık be. Avize gibi avize ya. Bu avize yani. Bu avize ise diğerleri ne? Çok rengini güzel seçersek güzel bir sonuç elde edeceğiz.
Sadece rengi iyi ayarlamam gerekiyor. Şu bence uyumlu gibi. Nereye koyacağımızı ben de bilmiyorum ama öğreneceğiz elbette. O zaman bir tane daha alalım. Hemen geliyor. Bunu nereye koyacağımı bilmiyorum ama alıyorum. Piyano siyah olsun. Siyah lütfen. Please. Piyano aslında bence burada olsun. Bak burada çok tatlı olur. Bu bitki de çok güzelmiş. Bu renkle buraya harika bir hava katabiliriz. İki tane bundan. Koyu renkli makyaj pufu mu? Neden? Ne yapacak ki? Peki bu pufu nereye koyacağız? Herhalde piyanoya koyacağız. Çözdüm. Parlak sırlı asma dolap. Sen asma dolap olmalısın. Memnun oldum. Gel. Sen asma dolap. Bunu ne yapacağım? Bunu herhalde böyle koyacağız. Yani çok bir alakasız gibi ama şimdi sen şöyle gelsen. Yer bol olduğu için rahat aslında. Sen de şu köşeye gel ki böyle evin girişi burası çok boş gibi geldi bana. Şimdi burayı renklendireceğiz ama şu ışığı açmak istiyorum. Aa, kesinlikle güzel. Bence bu avizeler açık olmalı. Buranın ışığı nerede ya? Çok büyük burası. Heh. Nice. Bunları da düzeltelim. Bak şimdi burası şıkır şıkır olacak. Tamam mı? Burası fıkır fıkır olacak. Kaç tane daha alacağım ki ben bundan? Al. Neden ki böyle bir şey istedi? Eşitsizlik var. Heh. Tamam. İstediğim geometriyi alabildim şu an. Bir yerde kir var ama nerede çözemedim. Bak çok güzel bir tablo seçimi. Bu oyunu kim yaptıysa tebrik ediyorum. Gerçekten bir şey var. Yakıştı ama bence büyük olmasa daha da çok yakıştı. Şimdi bir de bunun küçüğünü böyle daha minyatürünü bence buraya falan koyalım renklensin. Burası da renklendi. Burası da cepte. Aynısının siyahı. Onu buraya koymayacağız ama burayla işimiz yok gibi. Tablo ağır ya, hızlı götüremiyorum galiba. Bunu kesinlikle buraya koymalıyız. Ben güzel dekorasyon görünce kesinlikle diyorum galiba. Sanırım bir tane daha alacağız mı? Ama yeter, ben bundan kaç tane daha alacağım? Yeter. 500 tane bu dolaptan aldım. Evet, şimdi bir de son olarak saatimiz var. Bunun rengini hiç değiştirmeyeceğim. Bunu da buraya koymak istiyorum. Böyle bir son dokunuşla burayı bitirdik gibi. Bütçemiz de yavaş yavaş azalacak zaten. Ben hala buradaki çöpü anlayamadım. Bu sehpayı da anlayamadım. Neden iki tane var anlayamadım. Ama olsun. Tamam. Evet, geldik piyanoya arkadaşlar. Piyanonun faydaları. Piyanoyu da buraya koyup hem böyle yemek masasında yemek yer. Bu halı nedir ya? Varoluşsal bir sancı gibi duruyor burada. Bunu satabiliyor muyum ben? Ama alakamız yok. Neyse. Neyse. O zaman merdivenin önüne koyarsak bu daha anlam kazanır. Varoluşun sakinliği tablosu varmış. İşte bu varoluşun sakinliği arkadaşlar. Sizi varoluşun sakinliklerine çağırıyorum. Duyabiliyor musunuz onun sesini? Yani. Kaç tane daha çok tablo varmış. Ama çok güzelmiş. Çok tatlı, böyle çok otantik gibi ama tam olarak da değil gibi. Küçük küçük atalım o zaman buraya tablolarımızı. Small. I choose this one. Aynen. Girişi renklendireceğiz şimdi.
şöyle bir şey daha yaparsak bence olacak. Bir tane de bundan. Aynen. Sadece şeyi çok alakasız oldu. Aralıkları azıcık sol yaparsak, sol üst yaparsak bence oldu gibi. Sadece bence buranın problemi buydu. Burayı da yaptıktan sonra sizlerle beraber buradan gidiyoruz. Eşit mi burası? Bence eşit gibi. Ve halı alacağız daha. Halı bitmedi. Bir tane daha mı varoluşsal sakinlik? Tamam. Onu da daha... Ya ama şimdi sen de ben bunu nasıl sığdırayım buraya? Aa, arkadaşlar sanırım anladım. Hepsini ben buraya koymam lazım. Ama işte yer yok. Dekrobat dikdörtgen halı. Sen bari şöyle gel. Tamam. Bu buraya ait olan eşyaydı. Aa. Çok renkli ve çok güzel olurdu ama gerek yok. Siyah tercih edeceğim. Siyahı da burayı böyle bütüncül göstermek için. Yani bu odanın bu feng shui'sine uygun hale getirmek için tamamen. O da bu kadar gidiyor. O zaman koltukları da azıcık halıyla ortalayacağız. Müşterilerimizin en çok önem verdiği şey simetri, zengin müşterilerimizin. Vay be. Bir havası değişti şimdi. Çöpü temizle %51 diyor arkadaşlar. Burada bir problem var. Bu mu o çöp yani? Peki ben bunu da alırsam ne olur? Satıyor muyuz bunu? Satıyoruz. Doğru karar. Oo, anladım şimdi çöpü. Bütün çöp bu gizli sır odasında. İş adamı ve sırlar odası. Çöpü dökebilir miyiz? Teşekkürler. Pislikler belli olmuyor ya. Eşyaların bir şeyi o kadar güzel duruyor ki. Gerçekten zengin olası geliyor insanın. Sen temizlen. Tamam, burası bitti. Bitmedi. Elit projektör. Ha, biz buraya başka şeyler alacağız. Eşyayı sat. Hadi ya. Bence neden satıyor ki? Çok saçma. Çok saçma. Bu oda çok iyi. Bu odada film izlenir. Oyun oynanır. İnanamıyorum sana. Vizyon sıfır. Başka bir projeksiyon varsa olur. Konsol var. Oyun konsolu. Oyun konsolunu bunun üstüne koyacağım. Kumanda iki tane de şöyle koyalım. Bir de bu tarafa dönük olsun. Aynen. Güzel. Bir oyunumuz var şu anda. Seni. Bu nereye koyacağım ya? Arkadaşlar bu nereye koy... Aa, bu ışıkmış. Sattım. Peki ne istiyoruz? Tavan lambası. Bir tane daha tavan lambası. O zaman ikisi de iki tavan lambası yapar. Buraya şimdi bir şey yapacağız. Ne yapacağız? What? Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi. Şu renk, eozin rengi çok iyiymiş. Kızıl konfüzyon. Renk tonları mükemmel. Esinlenmeler çok güzelmiş. Bir dakika, o zaman bir de buna bakalım. Bu neymiş? Zemin kaplamanı seçeceğiz. Üf, arkadaşlar ben rengimi seçiyorum. Duvar kağıdı seçmiyorum. Ben direkt kırmızıya dalıyorum. Kırmızıya bir kafa atışı yapıyorum. Konfüzyon istiyorum. Şimdi gel boyacı gel. En sevdiğimiz kısım. Uf, nasıl bir yer olacak burası acaba? Umarım doğru gidiyorumdur.
Bize renk önerisinde bulundu çünkü ama sağda şeyler de yok, görevler de yok. Ama biz galiba değiştireceğiz. Ya düşüncelerim bu yönde. Ümidim var. Rıjika'nın klavye, oyuncu. Buraya bilgisayar oyunu koyacak. Televizyon koyacak. Bir şerit koyacağız, tamam. Bu oda daha güzel olacak. Arkadaşlar. İşte. İnsanlar yaşıyor. Yerleri de değiştireceğim. Ve evin bütününe de uymuş olacak. Şimdi bizim için evin bütünlüğü çok önemli. İnanılmaz önemli. Burası da bitti. Bu boya da bitti. Ve hadi. Ya küçücük yere kaldı ya. Ve tamam. Şimdi ben bunları nereye koyacağım ama? Esinlenmeler, bir zemin kaplaması seç. Tamam, seçmem gerekiyormuş esinlenme. Tamam, iyi bari. Bence BMC. Kırmızıdan gideceğim ben. Kırmızı mermer hiç görmedim hayatımda. Hep bir kırmızı mermer görmek istemişimdir. Burada oyun oynanılır. Aa, seçelim bakalım. Tabii ki bu. Hiç rengi bozmadan. Bence bu tarafa doğru yapalım. Tamam, şimdi diğer eşyaya geliyoruz. Diğer eşyamız bilgisayarda. Bunu tercih ederim. Yani böyle bir şey olmasını, masa olmasını. Renk olarak da bu renk değil. Lütfen. Bu renk olmamalı. Siyah varsa siyah. Kırmızıya en güzel bence konsept olarak bu gidiyor. Çok küçük gibi oldu ama neyse. Vay bu. Daha deri koltuk böyle siyah. Mat gibi de bu aslında. Ay çok güzel, pufuduk gibi. Çok tatlı. Mat siyah çok güzel duruyormuş. Bir de bir sehpa lazım bize herhalde. Puf. Ben bunu tercih ediyorum. Şaka. Beğenmedim onu. O yüzden bunu aldım. Bu bitmedi daha. Apple bilgisayar mı alsam, tüplü monitör mü alsam? Bence tüplü monitör almalıyız. Biraz fiyattan kar edelim. Bak tüplü monitör. Gamer be, daha ne istiyorsun? İş adamıymış ama kendi Crash oynuyormuş falan. Döşeme mi seçeyim? Bir ekran daha olacak o zaman. O zaman sana ikinci ekranla şey yapıyorum, tüplü yapıyorum. Aynen, buradan ikinci ekran. Hadi bakayım. Arkadaşlar full artı, full artı, full ses yalıtımı falan var ya. Tabii ki de kırmızı ve siyah olacak. Kaç tane koyacağız ki bundan? Acaba bitti mi yapmam gereken şey? Yani bitmiştir mi? Ben şu an şoktayım. Evet, bitti orası bence. Çok güzel bir halı. Bu eşyaları oyunda da kullanmak isteriz. Ama bir dakika, bu halı çok büyük. Heh, x-large. Yoksa boğulacağız bu odada yani. Biraz çok fazla kırmızı. İşte oldu, kırmızı siyah gibi oldu böyle. Bence oldu. Senden bir kurtulalım. Ama tüplü bilgisayar, yani tüplü monitör bizim en büyük detaylarımızdan bir tanesi oldu. Ve şimdi televizyon geliyor. Televizyonu çok azıcık sağ alacağım. Şimdi çok azıcık sol alacağım. Çünkü olmadı.
Oldu. Olmadıysa da oldu. Oyuncu faresi. Sana renkli bir oyuncu faresi seçiyorum. Seçemedim. Buna kırmızı ışık yok. Renkli olsun, böyle olsun. Al bakalım. Klavyeyi nereye koyacağız sorunsalı? Oyunu sen böyle oyna bence. Sen aşağı klavye koyabiliyorsam aşağı koyayım. Heh, tamam. Evet. Şimdi tekrardan bu şekilde devam. Kurulumu yapıyoruz arkadaşlar. Bir kasamızı da kuruyoruz. Bak, kasa efsane. Monitörler daha da efsane. Ben bu detaylarda kayboluyorum. Sana kırmızı ışıklı mousepad müessesemizden ikramımızdır. Niye olmuyor? Mouse olduğu için mi olmuyor? Neden? Pis mouse, aşağı in. Ha? Niye ben mouse'u kaldırıp altına mousepad'i koyabiliyorum? Oyuna bunu hiç şey yapamamışlar. Ne yapacağız? Tabii ki de kırmızı yapacağız arkadaşlar. Of. Ben şok. Burayı görmek için sabırsızlanıyorum. Yani tamamını bitirip de böyle görmek için. Orayı da öyle koyamıyor muyum ya? Kaç tane? 9 tane led diyor. Onu da eşit başlatalım. Yani öteki gibi başlatayım. Çünkü oralara şey olmadı, sığmadı. İşte led böyle kullanılmalı. Peki buraya duvar paneli diyor. Duvar paneli diyor. Siyah. Bu çok güzel duracak şimdi. Duruşu çok hoşuma gidiyor benim. Arı peteği gibi böyle. Kaç tane koymam gerekiyor? Herhalde bu biraz serbest. Siyah ışık yok değil mi ya? Keşke siyah ışık diye bir şey de olsaydı. Sekiz, dokuz. Bir tane de benden, müesseseden. Zaten eşit olmadı. Biraz dağınık. Bu bayağı kötü oldu ama bunu buradan değiştirmem gerekiyor. Heh. Vay canına. Yüksek yoğunluklu led şerit mi? İyice ama şey olduk artık, kırmızı kırmızı. Televizyonun üstüne koyayım mı? Yok. Buraya koyayım mı? Hayır. Bence buraya koyayım. Bir tane yerden olsun. Aynen. Aynen. Nice. Zümrüdün kalbi tablosu. Yine bir tablo alıyoruz arkadaşlar. Yemiyoruz, içmiyoruz. Ne yapıyoruz? Tablo alıyoruz. Neden? Çünkü zenginin zengini tablosundan belli olurmuş. Bunu da satayım bari. Satamıyormuşum. Bu saat çok alakasız buraya ama sen bilirsin yani. Bence değiştir. Bu tablo da çok güzelmiş. Heyecan yaptım. Ay, keşke gerçekten de bulabilsek böyle şeyleri. Evet, artık siparişimiz hazır durumda. Ama bir tık daha son böyle bir rötuşlarımızı atabiliriz. Atmaya da biliriz. Bakalım. Bu neden olmuyor? Demin oluyordu, şimdi. Deminden neden şimdiye geldim, olmadı. Heh. Bir tek buraya oluyormuş. Bence dokunmayayım. Kuba deri divan. Bir de deri bir divan koyacağız. Rengine hiç dokunmayacağım çünkü böyle gayet güzel ve rahat gözüküyor. Evet arkadaşlar, sanırım şu an sona doğru yaklaşıyoruz. Genel ilerlememiz aslında yüksek gibi. Çöpü dök, kiri temizle. Hala çöpü bulamadım, biliyor musunuz? O dedi çöpleri hala bulamadım. Bak, buradaki bir tane çöp çöp gibi gözüküyor. Çöp 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 çöp. Kir varmış burada. Ben göremiyorum. Varmış gerçekten. Evet. Burası da tamam. Sadece tuvaletler kaldı. Çok tuvaletlere dokunmak istemiyorum. Oklu kavlu askı, tamam. İki tane küçük askı koyacağız sadece. O da güzel bir kahverengi. Şöyle tercih edelim. Her yerde iki tane şey var ya. İki tane banyo var. What is this? Ha.
Ne olduğunu anlayamadım eşyanın. O kadar alakasızdım. Burada da çöp varmış girişte. Ay şey, yerde kir. Neyse, genel ilerlememiz bayağı bir yükseldi. Ve şimdi buradan yukarı tekrardan çıkıp buraya da bakıyoruz. Kriz için kuyu yatak. Eşyaysa bunu satıyormuşuz. Buranın yatağını değiştiriyoruz. Oh! Efsane. Şu an işte muhteşem yüzyıl havasına bağladığımızı düşünüyorum. Bence hiçbir eksiğimiz yok, fazlamız bile var. Burayı da atalım, burayı unutalım. Burası hiç yaşanmamış gibi. Burada ne yapıyordu? İkili banyo atlı, duvarları elden geçir. Buranın duvarları deko, eşyalar, evet, alma tekulat, bütün fayans. Şunları alacağız. Tamam, alayım. Hemen şuradan alalım. Ve kaç tane bundan? Işık. Bir de ışıkları açsak ve banyo ışıklı ışıklı görsek. Eşyayı sat. Şunu satıyoruz. Satıyorum. Sattım. Şimdi bunu alıyorum. Aynen. İkisi biraz fazla olmuştu. Biraz değil, bayağı fazla olmuş. Bari şunu düz yapalım. Hadi onun içine koyabilirim seni. Yapabilirim bunu. Oldu. Evet, daha bitmedi. Alakasız. Çok alakasız oldu. Bir tane mavi koyalım buraya. Hadi. Yer karoları döşe. Yeri değiştiriyoruz. Bir dakika, banyonun camlı olduğunu, manzaralı olduğunu şu an fark ettim ve yerdeki mermerlere bayıldım. Biraz bana böyle AVM'lerdeki büyük mermerleri benzetiyor, andırdı ama oblik havlu askı, bir tane daha oblik havlu askı istiyorlarmış. O zaman buyursunlar. Ve bir yatay fayans. Bitti. Ben burayı dokunmak istemiyorum ya. Bu şey hoşuma gitti çünkü. Böyle kalsın. Bu da benim kendi yorumum. Dolapları satacağız bence de. Bu dolaplar bu şeye, evin yapısına hiç uygun değil. Hiç uygun değil. Ve yepyeni taze ürünlerimizle evinizin her şeyi gidiyorum. Evimi çok seviyorum. Bütçem yakında bitecek. Biliyorum, farkındayım. Her şeyin farkındayım. Yes. Bütçe falan kalmadı zaten. Hepsini cebimden verdim. Bu insanlar böyle mi zengin oluyor? Anlamadım ben. %96 olarak siparişimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. 28.274.10 dolar karşılığında siparişimi tamamlıyorum. Ve şimdi farka bakar mısınız? Burası resmen okyanus gibi oldu. Burası bambaşka bir hal aldı. Ben beğendim. Hiç ışıklar da açık gözükse. Şu koltuğu düzeltmemişim. O kötü oldu. Buraya da kendimden birkaç yorum katabilirdim. Ama ev çok sade ve güzel bence. Yani güzel gözüküyor. Bundan sonra yeni bir iş açılacak mı, ona da bakacağım. Yine yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Hans Flipper'da bir sonraki videoda mesela ne yapalım? En çok gelen yorumlara göre bu şekilde ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Tabii şey de var. Hayallerimiz arasında pembe vardı bir tane. Onu baştan yapacaktık. Bir de şey de göstereceğim. İş haritasını. Yeni gelen ek paketteki şeyler çok güzel çünkü. Evler çok güzel. O yüzden bu evlere göre şey yapacağız. Bakacağız. Ben hala kendi ofisimi değiştirmedim. Ben böyle minimal bir şekilde burada kalıyorum. E-postada bir şey var mı? Yeni no bir de bu var. Bir de bunu yapabiliriz yeni yıl gelmeden. Hah, burada 3 tane yer açılmış şimdi. İş adamını bitirdik. Bunu bitirdik. Açılanlara bakıyoruz arkadaşlar. Bir tanesi hatıralar için bir depo. Lüşeve'den satılık bir liman deposuna denk geldiğini, hemen son moda bir endüstriyel çatı katı potansiyelini gördüler.
Bu şeyi çok seviyorum tarzı, endüstriyel çatı katı tarzı. Bir süredir daha büyük bir daire arıyorlardı falan. Bunlar hayallerindeki evin görüntüsü. Bu merak uyandırıcı. Üstten ay evlerin yapımında yanlış insanların güvendi. Bunlar evi yaptırmışlar, beğenmemişler. Bir de bunların problemine bakalım. İkisi bir arada bu maddekardan çok memnundu. Yeniden geliyorum. Yine üst katında bulunan. Yanında fazla ufak bir daire. Geniş şey. Vay! Ay! Ayrılmamak için böyle bir şey mi yapmışlar? İşte zenginlik ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. DK Gaming'e abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve hoşça kalın.